Arkadaşlar, umarım herkesin keyfi yerindeydir. Her şey yolundadır. Bugün yeni video ile karşınızdayım. Bugünkü maçta eski oyuncuları analiz etmek ile son zamanlarda bayağı bir fazla maç analizlerini veriyorum. Bugünkü görecek maçımızda dünyanın dördüncü şampiyonu Alioukhin Alexander, ama bayağı bu farklı maç diğer maçlardan. Neden? Körleme simultanı verdiği bir maç ile karşınızdayım. Körlemede toplam 26 satranççıya karşı körleme simultanı vermiş. Tabii ki Alioukhin dediğimizde ilk akla gelen şeylerden de körleme simultanı vermekte bayağı fazla rekorlar elde eden bir oyuncu. Bu 26 körleme simultanesinde gördüğümüz gibi 16 kazanç, 5 kayıp, 5 de beraberlik ile bitirmiş maçlarını. Bugünkü körleme maçında da bayağı bir çok iyi oynamış. Körleme simultane demek nedir bu? Her tahtada toplam 26 oyuncu oturmuş. Alioukhin bunlara karşı hiçbir tahtaya bakmadan notasyon yardımıyla rakip notasyon söylediğini kafada ezberden oynayıp yaptık bir simultanesi. Simultane demek aynı anda bir kişi birkaç kişiyle oynamak satrançta. Şimdi bu simultanedeki oyunumuza geçtiğimizde E4, E5, D4 merkez açısıyla devam ediyor. E çarpı D5, C3. Tabii ki piyon fedalı oynamayı tercih etmiş körlemede de olsa. D çarpı C3'ü fil C4, B çarpı C2, fil B2. Şimdi beyazda baktığımızda iki piyon gerideyiz, ama bu fillerimize çok iyi bir kuvvetli sonraki katlarımızda tempo oyuna geliştikten sonra beyazla oynamak çok rahat ve rakibe karşı siyahlara bayağı iyi bir taktikler de çıkabilir. D5, E çarpı D5, vezir D5, C çarpı D4, fil B4, at C3, at C6. İki tarafta taşlarını hızlı oyuna geliştiriyorlar. At F3, at F6, fil E2. Kısa rok, kısa rok, fil C3. Şimdi bence fil C3 almak çok iyi bir diye düşünmüyorum. Neden? D4'te rakipte zayıflık var. Onun için vezir A5 çekip İskandinav savunmasındaki gibi oyun devam etseydi daha iyi olurdu ve eşit konum elde ederdi. Fil D2, fil G4. Tempo oynamayan taşlarımız çıkıyoruz. A3'e fil C3. B çarpı C3, at D4. Artık siyah filini de almak istiyoruz. Aynı anda C3'teki piyonu da. Fil C3 almış. Fil C3 biraz pasif hamle. B çarpı C3, B6. C4, vezir D8, D5. Yani arka arkaya tempo hamlelerle rakibi biraz baskı altına almaya başladı. At E7, at D4, fil B7, fil B2, C6, fil F3. Şimdi fil F3'ün yerine D çarpı C6 biraz iyi olur derdi. At C6'ya at F5. Artık B2'deki filimiz çok oynamaya başladı. F5'te atımız mükemmel bir durumda. Kale E8'ine de kale E1'den sonra artık çok iyi konum elde edebilirdi, ama C6 yerine C6 fil F3 oynamayı tercih etmiş. Alioukhin C çarpı D5'i kaleye giriyor. Kale E8, vezir D2. Vezir D2'nin amacı vezir G5'e gelmeyi planlıyor. Kale B8. Vezir G5, at G6. Şimdi at G6 burada en bir zayıf hamle diyebiliriz. Oyun kaybetmek için. H6 vezir. H6 oynasa en güçlü hamledi bu. H6 vezir G3. B çarpı C4. At E6. Oynasaydı F çarpı B6 var. Fil F6'ya at F5. Fil D8'e at G3. Fil C7 gelse artık fil F3 hamlemiz var. G çarpı F6'ya at F5. Bu kaleyi aldıktan sonra tabii ki kalitönde beyaz. Onun yerine iki tane çok iyi bir geçeri var. Bunlar da iki piyon, tabii ki bu üç piyona karşı oynar.
Atımız da F5'te iyi oturdu. Hani bir beyaz kazanır diye bu konumu düşünmüyorum. Berabere rahat siyah oynayabilir artık. Şah F7, Şah F6 merkezleştirmek gibi planlarımız da var. Ama rakip Freyman at G6 oynuyor. At F5. Kale E1, kale E1. Bunu D çarpı C4 döndü. Fil B7, kale B7. Fil F6. Vezir G çarpı F6 alsaydı o zaman vezir H6'dan sonra artık G7'den mantı tutamıyor. Vezir F8'e de kale E8'den gelip vezir açmaz alıyor. Alsak da G7'den mat geliyor. Bu bazı kitaplarda, taktik soru kitaplarda bayağı karşılaştığımız bir soru. Fil F6, vezir F6'ya kale E8, at F8, at H6'dan şah çekiyoruz. Vezir H6'dansa kale D8 alıp şah F8'e vezir D8. Bu soru ile taktik kitaplarına çok fazla karşılaşmış olabilirsiniz. Ama Ali Okuyun'un körleme simültanede böyle bir hesaplayıp böyle bir güzel oyun yaratması da bir harika bir şey. Kimsenin bir başaracağı bir iş değil bu. Bu güzel oyununda da çok harikalar yaratmış, çok hızlı da kazanmış. Bunun gibi iyi oyuncuların maçlarını analiz etmek ile sonraki videolarımızda görüşürüz. Başka da hangi oyuncunun bir iyi oyunlarını analiz etmeyi isterseniz yorumlarda yazabilirsiniz. Onların da maçlarını analiz yaparız. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Herkes kendine iyi bakın. Sağlıklı günlerde görüşelim.